Sultan Gazneli Mahmud, Şeyh Ebul Hasan el-Harakani Kuddüs-i Ruhu ziyarete geldi. Yanında bir müddet oturdu, bir ara ona Beyazid-i Bistami Hazretleri hakkında ne düşündüğünü sordu. Ebul Hasan Harakani Hazretleri, "O öyle bir zattır ki, onu gören kimse hidayete ulaşır ve saadeti elde eder," dedi. Sultan Mahmud, "Bu nasıl oluyor? Ebu Cehil bile Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ı gördüğü halde sapıklıktan kurtulamadı," diye sorunca Harakani Hazretleri şöyle dedi. "Ebu Cehil Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın Resulü olarak değil, Ebu Talib'in yetimi Muhammed diye baktı. Eğer Resulullah'ı Allah'ın Resulü olarak görseydi, şekavetten kurtulur, saadete ererdi." Sonra buna delil olarak Allah Teala'nın şu ayetini okudu. "Onların sana baktıklarını görürsün. Halbuki onlar kalp gözleri ve basiretleri kör olduğu için seni asli hüviyetinle göremezler." Peşinden şöyle devam etti. "Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı baş gözüyle görmüş olmak bu saadeti temin etmez. Ona kalp ve sır gözüyle, yani ibret ve muhabbet nazarıyla bakılırsa bu saadete ulaşılır. İşte kim Beyazid-i Bistami'yi bu mana gözüyle görür ve ondaki marifet ilminden nasiplenirse saadeti bulur." Efendim, insan Yüce Allah'tan bile ona bakışına ve kalbindeki düşüncesine göre fayda görür, karşılık alır. Bunun için Yüce Allah bir kutsi hadiste, "Ben kulumun bana karşı zannına, yani kalbindeki itikat ve düşüncesine göre muamele ederim," buyurmuştur. Peygamber ve velilerden istifade de kalbin bakışına göre olur. Her kalp onlara farklı bakar. İnsan gönlünde onlara ne kadar değer verir, gözünde büyütür, makamını takdir eder, sever ve hürmet gösterirse o derece istifade eder. Kur'an, namaz, hac gibi bütün ibadetlerde kalbin bakışına göre kula fayda verir, bir mana ifade eder. Yahya bin Muaz Kuddüsesi Ruh der ki, "Veli, Allah Teala'nın yeryüzündeki kokusudur. Onun kokusunu ancak özü ve sözü doğru sadıklar koklar. Velinin kokusu onların kalplerine ulaşır, bu kokuyla Mevlalarına iştiyak duyar, ona kavuşmayı arzularlar. Böylece fıtratlarındaki duruma göre ibadetleri artar. Bütün hayırlar tevazuda toplanmıştır. İnsan edepli olup nefsini kırsa ve tevazu gösterse çocuktan bile istifade eder. Kendini beğenense, bütün peygamberleri görse, mucizeleri seyretse zerre kadar nasiplenemez. Ta ki nefsini kırıp boyun büküp kalbini açana kadar. Kibir kendini büyük görmektir. Kibir kalbi kör eder. Benlik şeytanın sıfatıdır. Kibreden küçülür. Burnu dik olan yerde sürünür. İnsanlara hakaret nazarıyla bakanın Allah katında gübre kadar değeri yoktur. Sevgi insanın aynasıdır. Herkes cinsine meyleder. Fıtratına uyanı sever. Sevdiklerimize bakıp kendimizin hangi sınıfa dahil olduğunu anlayabiliriz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ruhlar sınıflara göre ayrılmış ordular gibidir. Onlardan ruhlar aleminde birbirleriyle tanışanlar dünyada anlaşıp kaynaşırlar. Birbirine ters sıfatta olanlarsa dünyada zıtlaşıp dururlar. Belge getir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen yoksul bir kadın, kızlarıyla birlikte Semerkant şehrine göçmüştü. Şehre yeni geldikleri için kimseyi tanımıyorlardı. Önce bir mescide gidip dinlendiler. Anneleri kızlarını mescitte bırakıp yiyecek tedariği için dışarı çıktı. Şehrin valisine başvurdu, halini ona arz etti, peygamber soyundan olduğunu söyledi. Kendilerine bir gecelik erzak verilmesini istedi. Adam yardım etmeye yanaşmadığı gibi kendisinin yoksul olduğuna ve peygamber soyundan geldiğine dair bir belge getirmesini istedi. Seyyide yabancı biri olduğunu, şehirde kendisini kimsenin tanımadığını, dolayısıyla belge getiremeyeceğini söyleyince vali kendisinden yüz çevirdi ve hiçbir şey vermedi. Bundan sonra kadın bir mecusiye uğradı. Durumunu ona anlattı, mecusi ona inanıp sözlerini doğruladı, kendileriyle ilgilendi, adamlarından biriyle yiyecek ve eşya gönderdi.
onlara kalacakları bir yer tahsis etti. Bu vali gece rüyasında kıyametin koptuğunu, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeşil zümrütten büyük bir köşkün yanı başında Livaül Hamd sancağının yanında durduğunu gördü. Bu köşkün kime ait olduğunu sordu. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam tevhid ehli Müslüman bir kimseye ait olduğunu söyledi. Vali, ben Allah'ın birliğine inanan bir Müslümanım dedi. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Allah'ın birliğine inanan Müslüman olduğunu ispatlayacak bir belge getir deyince vali şaşkına döndü. Dehşet içinde uyandı. Akşam yaptığından pişman oldu. Ağlayıp saçını başını yoldu, kalkıp o yoksulları aramaya koyuldu. Mecusi'nin evinde olduklarını öğrenince gidip onları Mecusi'den istedi. Fakat Mecusi onları vermedi. Vali, sana 1000 altın lira vereyim, yeter ki onları bana ver diye rica edince Mecusi şunları söyledi. Ben ve ailem bunların bereketiyle akşam Müslüman olduk. Senin bu gece görmüş olduğun rüyanın aynısını ben de gördüm. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana cennetteki bu köşk senin ve ailenindir buyurdu. Efendim bu ibretlik hadiseden çıkaracağımız ders, Ehl-i Beyt, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin neslinden gelen evlatlarıdır. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh efendilerimizin soyundan gelenler, Ehl-i Beyt'in güzide fertleridir. Bu şerefli nesil ümmetin içinde kıyamete kadar bulunacaktır. Seyyidler bize emanettirler. Onlara karşı hürmet, sevgi ve hizmetin yanında güç nispetinde maddi ihtiyaçlarını gidermek de ayrı bir vazifedir, şerefli bir görevdir. Seyyidlerin hizmetini üstlenen kimsenin onları asla incitmemesi ve hiçbir minnet altına sokmaması gerekir. Her mümin bu hizmeti gücü kadar üstlenmeli, kendini zora sokarak ihlasını bozup zarar etmemelidir. Seyyidler herkese rahmet sebebidirler. Onları Allah için seven ve hizmetlerini gören herkes hayır bulur. Bu sevgi ve hizmet sahibini ahirette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle buluşturur ve onun şefaatine vesile olur. Onlara yapılan hiçbir iyiliği Yüce Allah karşılıksız bırakmaz. Allah Teala buyurur ki, Resulüm, de ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden, akrabalarımı sevmenizden başka bir şey istemiyorum. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah'ı sizlere rızık verdiği ve nimetiyle yaşattığı için sevin. Beni Allah'ın Habibi olduğum için sevin. Ehl-i Beytimi de beni sevdiğiniz için sevin.